Yani tabii şimdi diplomasi seviyesinde Rusya ile Türkiye arasında yürütülen müzakerelerin bir sonuca ulaştığı anlaşılıyor. Zaten bu hava harekatının başlamasıyla da anlaşılmış olmuştu. Birkaç gündür yoğun bir tempo vardı, görüşme trafiği vardı bu bağlamda ve Ruslarla Türkiye arasında bir uzlaşıya varılmış oldu. Öncelikle Ruslar Afrin bölgesindeki bazı noktalarda sahip oldukları gözlem noktalarından askerlerini geri çektiler ve kendi askerlerinin güvenliğini sağlamış oldular. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yeniden görüşmeler yapıldığını biliyoruz bu bağlamda. Amerika Birleşik Devletleri'nden her ne kadar farklı açıklamalar ortaya çıkmış olsa da bugüne kadar, özellikle Fırat'ın doğusu ile ilgili Amerika'nın PKK ilişkisine dair, Afrin'e ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamalarında sizin de ifade ettiğiniz gibi operasyon bölgesi olmadığını, hatta Afrin'deki PYD ile Amerika Birleşik Devletleri'nin veya koalisyonun bir ilgisi olmadığını, bir bağlantısı olmadığı şeklindeydi. Ve nihayetinde operasyon başlamış oldu. İlk aşamada daha çok Özgür Suriye ordusunun farklı bölgelerde Afrin'i özellikle tecrit etmek amacıyla bir hareketlenmesi söz konusuydu. Son geçtiğimiz 2-3 günde bu gerçekleşti. Bugün itibariyle ise şu anda hava operasyonu devam ediyor. Tabii ki hava operasyonu bu gece belirli bir saate kadar sürecektir. Ondan sonra da özellikle kritik noktalar olan Minik Havalimanı gibi veya Afrin bölgesini tamamıyla kuşatacak bölgeler olmak üzere Türkiye'nin hem Azez bölgesinden hem İdlib bölgesinden hem de Hatay bölgesinden Afrin'e yönelik bir kara gücünü yavaş yavaş sokmaya başlayacağını göreceğiz önümüzdeki saatlerde. Tabii ki şu anda PKK'nın Afrin'deki konuşlandığı bölgeler, sahip olduğu kapasite vesaire dikkate alındığında bu ilk etapta hızlı bir genişleme süreci olmayabilir. Bu tabii ki Türkiye'nin özellikle PKK'ya yönelik Afrin'de hava üstünlüğünü ciddi manada kurmasından sonra daha işler kolay ilerleyecektir. Belki de PKK'lıların önemli bir kısmının bu bölgeden geri çekilmek zorunda kalacağı bir süreç de yaşanabilir. Tabii ki operasyonun TSK tarafından yapılan resmi açıklamasına baktığımız zaman da önemli ipuçları olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye'nin özellikle Afrin operasyonuyla PKK ile mücadele bağlamında neyi hedeflediğini bize gösteriyor. Operasyonun adı olarak Zeytin Dalı operasyonu ifadesinin kullanılması Türkiye'ye yönelik gelebilecek eleştirileri veya Türkiye'nin niyetinin aslında orada bir güç olarak kalmak niyetiyle değil de asıl hedefinin terör örgütünün unsurları olduğunu açıklaması bakımından önemli. Yani bölgedeki Kürt halkı ile ilgili bir sorunu olmadığını deklare etmiş oluyor. Öte taraftan yine yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadele bağlamında almış olduğu kararlara güçlü bir atıf var ve bu tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ karşıtı koalisyonu oluşturması sırasında uluslararası hukukun ortaya çıkarmış olduğu bir hak. Aynı zamanda 51. maddeye, Birleşmiş Milletler'in 51. yani meşru müdafaa hakkının saklı tutulması bağlamındaki maddeye de atıfta bulunuyor. Bu da Türkiye'nin özellikle PKK'dan kaynaklanan sınır güvenliği, terör aktiviteleri gibi tehditler nedeniyle meşru müdafaasını sağlamak için ortaya koyduğu bir ifade biçimi. Aynı zamanda hedefin sadece terör unsurları olması, onların barınakları, araçları, gereçleri, silah teçhizatı olmasına vurgu yapılıyor. Bu bakımdan da son derece önemli. Son vurgu ise sivillerin korunması konusunda maksimum düzeyde ciddi bir özen gösterileceği ifade ediliyor. Şimdi bu diplomatik sürecin tamamlandığını bize gösteriyor. Tabii ki şimdi Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bu bağlamda bir toplantıya çağırdığı anlaşılıyor. Herhalde bilgilendirme ve durumun mahiyeti açısından. Yine Türkiye'nin hava operasyonu yapmadan önce Suriye rejimini yazılı olarak bildirildiğini Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Yani bir taraftan sahada askeri hareketlilik devam ederken olası bir diplomatik kargaşaya sebep olmamak adına da Türkiye bütün diplomatik kanalları açık tuttuğunu, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere diğer aktörler, bu konuda aktif olan aktörleri de bilgilendirdiğini görüyoruz. Şimdi bundan sonra Türkiye'nin tabii hedeflediği askeri hedefler var, askeri amaçlar var. Bu da Afrin'in PKK terör unsurundan tamamıyla temizlenmesi ve Afrin'i terk etmesi olarak ilk hedef ortaya çıkmış gözüküyor. Bu ilk günlerde, ilk saatlerde belki
gerçekleşecek bir durum olmayacak. Muhtemelen sıcak çatışmaların yaşandığı saatlere doğru evrilecek biraz süreç. Yani Fırat Kalkanı operasyonuna benzer bir nitelik arz edecek. Aynı zamanda Afrin'deki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun savaşma biçimi, çatışma biçimi. Ondan sonra da biraz daha orta vadede, belki birkaç hafta, belki bir ay sonra Türkiye'nin bu meseleyi yeniden değerlendirerek, bugün Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu gibi, Manbij'i hedef alması söz konusu olabilir. Artık bu konuyu Afrin meselesinin hallolmasından sonra daha çok konuşacağız gibi gözüküyor. Siz de